Az Efor Çok Tat serisinin en yeni üyesi benim çok sevdiğim bol 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 kıymalı kolay börek. Ya börek yapmanın aslında gerçekten çok kolay. Çocukluğumuz boyunca hep birisi bize yaptığı için bence zormuş gibi geliyor. Ama size hemen ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Bunu bu arada kız kardeşim evlenme teklifi aldı. Onun için damat adayımıza yaptım yeni. Birazcık fazla tuttum. 450 gramdan yaptım. Yavaş yavaş azaltacağım. En sonunda böyle içine kokusunu koymaya başlayacağım. Kızı alana kadar bizde. Şimdi böyle 350 gramdan kullanıyorum. Önce soğanımı doğrayarak başlayacağım. Ben çok soğanı seviyorum. Ben 1,5 soğan kullanacağım. Normalde bir büyük kullanıyorum. Tek tavama atıyorum bunu. Hem taze soğan kullanıyorum hem de kuru soğan. Direkt ateşe geçiyorum. Börek olayı aslında çok güzel bir şey. Çünkü ya bu böyle kendinizi ifade edebileceğiniz bir şey. Yani hani böreğin yanlış yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Özellikle hani yani güzel börek yapmanın gerçekten kendini biraz ifade etmekle alakası var. Çünkü yani yufka aynı, içleri aynı. Sadece birazcık daha bence güzel çeşitlendirmek olay. İnsanlar baharat kullanmıyorlar ya da fazla pişiriyorlar ya da şöyle böyle yani ya da çok yağlı oluyor ya da kuru oluyor. Mesela böreği kuru yapmak bence suç olmalı. Ya o kadar güzel bir şey ki börek, o kadar kolay ve gerçekten az efor çok tat, tam bir börek için yazılmış. Ya güzel bir soğanı böyle güzel terletin öncesindeki tatları böyle birazcık ortaya çıksın. Ya börek çok güzel bir şey. Şimdi soğanımı, taze soğan da ben çok kullanıyorum biliyorsunuz ve çoğu insan bana mesaj atıyor. Taze soğan sizin de kullanmaya başladım. Hani pişirerek pek kullanmıyor insanlar. Gerçekten çok kendi has, kendi münasip bir tadı var. Şimdi soğanımı pişmeye bırakıyorum. 350 gram dedim. Kıymamı alıyorum. Az yağlı kıyma kullanıyorum. Kıyma konusunda daha önceki bir iki videomda da bahsetmiştim ama kıymayı pişirirken hep küçük parçalar halinde tavaya atmanız önemli. Yoksa suyunu bırakıp haşlanacak ve kimse haşlanmış kıyma sevmiyor. Şöyle ayrı ayrı yaptım. Bunları böyle iyice parçalıyorum. Bir tavaya değdiği yüzeyler artsın. Daha güzel pişsin ve tavamın altı kısık değil. Ateşim daha doğrusu. Bir de burada benim için çok önemli olan şeylerden bir tanesi de baharat. Yani böreğe baharat, her şeyi baharatlandırırım. Ben biraz isot koyacağım. Tarçın. Biraz tarçın koyuyorum. Pul biber. Bana şu an deli gibi bakıyorlar burada. Niye bunları koyuyor diye de çok güzel oluyor gerçekten. Şaşıracaksınız. Bu kadar güzel kokuyor ki. Ve tabii ki taze çekilmiş karabiber. Bolca 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 bolca. Bu arada bu yani unutmayın ki fırına girecek ve bir 40 dakika, yarım saat pişecek. O yüzden de çok pişirmeye gerek yok. Ama bir pişsin yani çiğ de girmesin ki içinde böreğin içine böyle çiğ kıyma suyu da girmesini istemiyoruz. Bu kadar benim için yeterli. Su kalmadı. Şimdi artık böreğimi dizebilirim. Ben yine döküm tava kullanacağım. Siz bir borcama koyabilirsiniz bunu. Ya da bir fırın tepsisine. İçini iyice yağlıyorum. Ama bence güzel bir börek yapmak için metal kullanmak daha iyi oluyor. Yine börekler için bir sürü karışım kullanılıyor. Ben 2 yumurta, zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Süt. Bunu da çeşitlendireceğim. Tuz, taze çekilmiş karabiber. Bolca karabiber. Çırpıyorum.
Bir tam hazır yufkamı alıyorum. Şöyle en altı olacak, biraz büyüdüm. Kalan yufkalarımı yırtarak dörde bölüyorum. Ve en alt kata iki olacak şekilde, çünkü o bütün böreği taşıyacak, unutmayın. Kat kat ıslatarak gidiyorum. Malzemeyi dörde böleceğinizi düşünün. Şöyle tavaya alın. Ay. Güzel ıslak bir börek. Normalde dediğim gibi ben 450 ile yapıyordum. Bu hafta sonu ailemden veto yedim. Çok kıymalı olmuş, börek olmamış bu diye. O yüzden birazcık azalttım. Şimdi en üst katını, direkt en alttan sarkanları yüzüyorum. Ve bir yumurta daha kırıyorum en üstü için. Yine buna azıcık bir tuz atacağım. Yağ koyuyorum. Zeytinyağı olabilir, tereyağı olabilir, margarin, ne istiyorsanız. Sadece bunu çırpıyorum. Homojen bir karışım elde ettim. Ve üzerine ben gene susam atıyorum tabii ki. Çünkü susam bayılıyorum. Ve de bu sefer bir de haşhaş ton atacağım. Ve 180 dereceye ısıttım. Fırınımda yarım saat pişireceğim. Yarım saat pişirdim 180 derecede. Şöyle bir hemen çıt çıt kontrol yapalım mı? Börek sevenlerin de ikiye ayrıldığını burada belirtmek istiyorum. Soğuk sevenler, sıcak sevenler. Marilyn Monroe. Bazıları sıcak sever. Ben böreğine göre birazcık değişiyor benim için. Sıcağının yeri ayrı, soğuğunun yeri ayrı. Ispanaklıyı soğuk severim. Ama galiba bunu sıcak severim. Ben bir tane hazırlayıp soğutmuştum. Hemen bakalım. İki geldi. Çok güzel bir börek bu ve hazır, gösteriyorum. Mükemmel. Günümüzün yıldızı kendisi, yanına güzel bir çay. Bazısı için kola bu arada, kolayla börek seven de çok var. Ben ayranla seviyorum, çok tuzlu, güzel bir ayran. Yani böreği kim sevmez. Bence durdukça da güzelleşiyor bu arada. İlk gün ayrı güzel, ikinci gün ayrı güzel. Afiyet olsun, bol pul biber. Benim böreğim bu. Hadi deneyim bakalım. Valla ben böyle soğuk ve şu an tek yiyeceğim. Ne yapayım ki? Dermen gerekiyor. Böyle su böreği gibi ama daha üzerinde böyle çıtır 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 bir şeyler var.